Arkadaşlar bu videomuzda çevre kirliliği, madenler ve enerji kaynaklarının yapmış olduğu çevre etkilerine ve çevre politikalarına Çevre sorunu dediğimiz arkadaşlar doğanın işleyişinin bozulmasına diyoruz. Önce onu bilelim. Yani doğanın zarar görmesi, kirlenmesi ve dengesinin bozulmasıdır. Tabii ki bu insanlara bağlı olabilir. Doğal faaliyetlere bağlı olabilir. Mesela bir yanardağın püskürmesiyle de yine asit yağmurları meydana gelebilir. Etraf kirlenebilir. Ama bizim tabii ki konumuz daha çok insanların yani beşeri nedenle kaynaklanan çevre sorunlarına bakacağız. Çevre kirliliği dediğimiz şeyler nedir ona bakacak olursak. Çevre sorunlarının biliyorsunuz başında bu gelir çünkü. Birincisi su kirliliği. Arkadaşlar su biliyorsunuz hemen hemen her şeyi temizlemek için kullanıyoruz. O yüzden suyun kendini temizleyemeyecek kadar kirlenmesine, tabii ki yabancı maddelerin karışmasıyla oluyor bu. Buna biz su kirliliği diyoruz. Hızlı nüfus artışı, çevrenin kontrolsüz bir şekilde kullanılması, sanayideki atıklar Bunlar başlıca su kirliliğinin sebepleridir. Tabii ki yine termik santraller, nükleer santrallerdeki suların da çok sıcak bir şekilde enerji üretiminden sonra bırakılması da evlerdeki deterjan yağı atıklarının da yine harımdaki kullanılan ilaçların gübrelerin de suya karışması da su kirliliğine sebep olur diyoruz. Hava kirliliğine bakacak olursak, hava birleşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığını, canlı hayatını ve ekolojik dengeyi bozacak hale gelmesine biz hava kirliliği diyoruz. Özellikle sanayi devriminden sonra bu tür kirlenme daha fazla olmuştur arkadaşlar. Termik santraller, evlerin ısıtılmasında ve yakıtlar, arabalarda kullanılan yakıtların, yani fosil yakıt diyoruz bunlara biliyorsunuz, bunların fazla kullanılması günümüzde hava kirliliğinin en önemli nedenleri arasında yer alır. İki türlü hava kirliliğimiz var arkadaşlar. İlk defa oralarda görüldüğü için bu isimleri alıyorlar. Birisi Londra tipi hava kirliliği, diğeri de Los Angeles tipi hava kirliliği diye. Londra tipi hava kirliliğinde sisle beraber konut ve sanayi tesislerinden çıkan zehirli gazlar birleşiyor. Los Angeles tipinde ise okyanustan gelen sisle yoğun trafikten dolayı egzoz dumanları birleşerek hava kirliliği yapıyor diyoruz. Şöyle baktığımızda bazı kirlilik türlerini görmüş oluyoruz. Toprak kirliliğine bakacak olursak yine beşeri faaliyetler sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının bozulmasına diyoruz arkadaşlar. Erozyon, tarım ilaçları, endüstriyel kullanım, tarım amacı dışında toprakların kullanılması, ayrıca çöplerin yani katı atıkların atılması, ormanların tahrip edilmesi, erozyonla toprağın rüzgarla, suyla taşınması bunlar toprak kirliliğinin nedenlerindendir diyoruz. Yine tarımda kullanılan kimyasal gübreler, ilaçlar da sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan zehirli gazların asit yağmuru şeklinde toprağa karışması da yine kirliliğe yol açar. Ayrıca nükleer santrallerdeki atıkların ya da nükleer denemeler sonucunda meydana gelen radyoaktif maddeler de toprağa karışırsa bunlar kirlilik yapar. Evet bazı toprak kirliliklerini görüyoruz. Radyoaktif kirliliğe bakacak olursak radyoaktif maddeler biliyorsunuz uranyum, toryum gibi bunların toprağa karışmasıyla veya suya, havaya karışmasıyla meydana gelir diyoruz. Arkadaşlar radyoaktif kirliliğin tabii ki en önemli nedeni nükleer santrallerin ya da e, nükleer denemelerin e, yol açtığı kazalar ya da bunların denemeleridir diyoruz. Ayrıca günümüzde elektronik aletlerden yayılan maddeler de elektromanyetik dalgalar da radyoaktif kirlilik yapar. Radyoaktif kirlilik biliyorsunuz çok uzun süre yerde kalır veya havada kalır, devam eder. Mesela Japonya'ya atılan atom bombasını düşünün. 1945 yılı günümüz olmuş yani 2024'lü yıllar hala radyasyon tehlikesi ne yapıyor? Devam etmiş oluyor. Evet nükleer santraller çok tehlikeli diyoruz eğer sızdırma ya da kaza yaparsa besin kirliliğine bakacak olursak bitkisel ve hayvansal gıdaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmeye maruz kalarak besin değerini kaybetmesine diyoruz. Tabii ki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak çeşitli besin kirliliği vardır. Fiziksel besin kirliliği dediğimiz besinlerin içine cam kırıkları, saç, metal parçası gibi e, sinek gibi maddelerin girmesidir. Kimyasal besin kirliliği ise e, besinlerin içerisine tarım ilaçlarının ya da metallerin, kimyasal gübrelerin karışmasına diyoruz. Biyolojik besin kirliliği ise yeşillenmiş filizlenmiş patates, bazı mantar türleri gibi ya da e, besinlerin küflenmesi gibi şeylerden bulaşan ya da atık sulardan bulaşan mikroplar diyoruz ses kirliliğine bakacak olursak arkadaşlar bir de ışık kirliliğimiz var. Tabii ki bunlar çok gerçek hani kirlilik değil ama ses kirliliği de ışık kirliliği de insanlarda psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir diyoruz. Ses kirliliğinde özellikle günümüzde şehirleşmenin artması, nüfusun artması ve e, trafik yoğunluğunun artmasının en önemli nedeni olarak söylüyoruz ses kirliliğine neden olarak. Işık kirliliği ise ışığın yer, yön ve miktar olarak yanlış zamanda kullanılmasına diyoruz. Şöyle bakacak olursak Işık kirliliğini anlamanın bir bakın yolu. Çok kötü dediği resimde bakın insan gözükmüyor neredeyse. En iyi dediğinde bakın belli olmuş oluyor. Madenler ve enerji kaynaklarına ait kullanımın çevresel etkilerine bakalım şimdi de arkadaşlar. Termik santrallere bakacak olursak termik santraller ısıdan enerji elde eden santraller ediyoruz arkadaşlar. Özellikle de e, kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan gazlar. Ayrıca havada uçuşan küçük partikül dediğimiz maddeler. Bunlar hava kirliliği yapar. Ayrıca termik santrallerde yakıldıktan sonra havaya asit yağmuru yapacak gazlar da karışarak bunlar yağmurla beraber yeryüzüne düşüp insanlarda rahatsızlıklara, tarım alanlarında, ormanlarda rahatsızlığa neden olur diyoruz. Ayrıca bu e, termik santrallerde enerji üretiminden sonra bırakılan atık sular çok sıcak olduğu için akarsu göl ve yaratı sularında da hem fiziksel hem de kimyasal değişikliklere neden olur diyoruz. Petrole bakacak olursak arkadaşlar petrolün hem çıkarılması hem taşınması süreçlerinde önemli çevre sorunları meydana gelir. Ayrıca yine petrol arama sırasında çevrede pek çok doğal ortamın bozulması ile sonuçlanan olaylar görülebilir. Denizlerde petrol taşıyan tankerlerin kazasıyla beraber de binlerce ton petrolün denize okyanusa karışmasıyla da canlılar bundan olumsuz etkilenerek çevre sorunları meydana gelir. Ayrıca petrolün sızdığı boru hatlarından da yine toprak kirlilikleri meydana gelir. Bunlar az çok bilebileceğimiz şeyler diyoruz. Evet termik santrallerin neden olduğu bakın dumanları görüyoruz. Nükleer santraller ise biliyorsunuz uranyum, toryum, radyum gibi elementleri kullanır. Enerji üretildikten sonra atıklar tabii ki önemli. Bu atıkların enerjisi insana zarar vermesi azaltı gözükse bile arkadaşlar yine de çok büyük zararlara neden olmaktadır. O yüzden bunlar insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ne yapılmalıdır? Yok edilmelidir. Bunda da genellikle erimiş cam içerisine kat katılarak yerin çok derinlerine özel kaplar içerisinde gömülmelidir diyoruz. Burada özellikle tabii ki güvenli taşıma, paketleme ve en son sağlam, temiz insanların uzağında kalan güvenli depolama santrallerinin e, kullanılması gerekir diyoruz. Yine nükleer santraller sudan e, yani enerjiyle suyu buharlaştırarak enerji elde eder. Bu işlem bittikten sonra da bu tekrar su doğaya bırakılır ve bırakılan yerlerde ekosisteme ne yapar? Zararlar verir diyoruz. Hidroelektrik santrallere bakarsak yani akarsuların üstüne kurduğumuz barajlar. Bunlarda tabii ki zehirli atık yoktur. Enerji üretiminde çevreye zarar vermez. Fakat burada da biliyorsunuz göl alanı oluşturmak için çok büyük bir alan. Güneş enerjisine bakacak olursak güneş enerjisi günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Burada da esas olumsuzluk arkadaşlar tabii ki güneş enerjisinin enerji üretiminin havanın bulutlu ve yağışlı olmasına göre sabit olmaması. Enerjinin depolama imkanını biraz tabii ki zorlaması, yani anında kullanmak gerekmesi gibi. Ayrıca bir de çok fazla arazi kullanması örnek verilebilir. Rüzgar enerjisi ise burada da yine iklime bağlı olarak üretimde tabii ki e, mevsime göre değişiklik olmaktadır. E, en önemlisi de yine gürültülü çalışması ve kuşların ölümlerine neden olmasıdır. Şatırma santraller ise burada da tabii ki o suyun içerisindeki zararlı gazların ve çözülmüş minerallerin çevreye bırakılmasıyla canlı yaşamı olumsuz etkilenir. Mesela denizdeki jeotermal santrallerden çıkan sıcak sular Büyük Menderes Nehri'ne bırakılmakta ve burada da canlıların ne yapmaktadır, Hayatını olumsuz etkilemektedir diyoruz. Mesela bakın güneş santralini gördüğümüzde bakın çok büyük alanları kapladığını görüyoruz. Bunun da en önemli zararlarından birisi bu. Çok büyük alanlara ihtiyaç duymasıdır. Biyokütle enerjisine bakacak olursak, biyokütle enerjisi arkadaşlar neydi? Evlerde kullanılan atık yağlardan çöplere kadar, bitkilerin atıklarına kadar ve bitkilerin kendisi, hayvanların atıklarına kadar olan maddelere diyoruz. Bunlardan biyogaz, biyodizel gibi çok değişik enerji kaynakları elde edilir. Madencilikte ise çevreye ciddi zararlar vardır. Özellikle atık madencilik şeklindeki yapılan işletmelerde. Tabi bunların verdiği zararlar küresel bir çapta dahi olabilir diyoruz. Ocağın çevresindeki tabii ki kazı yapılan yerlerde çıkan tozlar ağaçların tarım alanlarının üstünü kaplamaktadır. Orada yaşayan insanların da olumsuz etkilenmesine neden olur. Yeraltı ve yerüstü sularını olumsuz etkiler. Ayrıca hava, su ve gürültü kirliliği yaparak topraklarda erozyonu arttırır. Yine patlama yapılıyorsa eğer bundan dolayı yine sarsıntılar. Ayrıca çok fazla kazı yapılacağı için katı atıkların oluşması ve bunların depolanması gibi önemli sorunlar ortaya çıkar diyoruz. Mesela yine altın aramada da siyanürün kullanılması çok tehlikelidir. Eğer bir kaza olsa, karıştığı her yerde canlı hayatını ne yapar? Çok ciddi zarara uğratır diyoruz. Mesela bakın bir açık maden işletme sahası. Gördüğünüz gibi dağı eritmiş mesela. Çevre politikalarına bakacak olursak, arkadaşlar politikaları biliyorsunuz devletler yapar. Dolayısıyla çevre sorunlarının çözümü için hükümetlerin, devletlerin almış olduğu önlemlere ve çözüm çalışmalarına biz çevre politikaları diyoruz. Çevre politikaları insan sağlığını, çevreyi korumayı, beşeri ve ekonomik faaliyetlerin çevreye en az zararla yapılmasını amaçlar diyoruz. Burada yine önemli çalışmalardan biri de çevresel etki değerlendirmesi dediğimiz ÇED. Arkadaşlar ÇED kısaca şöyle, bir tesis kurulacak olduğunda bunun çevreye, ekosisteme, orada yaşayan insanlara zararının ne olabileceğini önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almayı sağlamaktır. Çevre politikalarının dört ilkesi vardır. Birincisi kirleten öder mevzusu. Burada tabii ki arkadaşlar yaptırım yani bu. Aslında şirketler için bu uygulanmış olsa şirketlerin çevreyi koruma adına daha dikkatli olabileceğini düşünebilirsiniz. İkincisi ihtiyat, ileriyi görme. Çevre sorunlarına neden olabilecek durumları önceden kestirmedir bir çeşit. Çet raporu biraz önce söylediğimiz mesela bunun içindir. Önleme, Yine somut bir tehlike karşısında yapılan artık müdahaleye biz ne diyoruz? Önleme çalışması diyoruz. Diğer bir şeyimiz ise çevre politikasındaki ilkemiz işbirliği. Çevre sorunlarının tabii ki günümüzde küresel olanları var. Dolayısıyla ülkeler arasında işbirliğini gerektirmektedir. Bazı çünkü çevre sorunlarının küresel boyutlu olması ülkelerin birlikte hareket etmesini ne yapar gerektirir. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.